Diyarbakır polisinin de terör operasyonları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ekipler bayram öncesi bir operasyon yaptılar. O operasyonda da kilolarca patlayıcı madde ve bomba ele geçirildi. Demirören Haber Ajansı temsilcisi Mücahit Yolcu'ya şimdi döneceğiz. Mücahit olay yerinden karşımızda. Mücahit, söz sende. Sen aktar lütfen bize operasyona dair tüm detayları. Gözde Atasoy, tabi bayram öncesi koronavirüs tedbirleri vardı. Yurt genelinde koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında polis ve jandarma kontrol noktalarına da denetimler sıklaştırılmıştı. Bazı şehirlere giriş ve çıkış yasağı vardı. İşte terör örgütü PKK mensupları da bu kontrol noktalarına yönelik bombalı saldırılar planlıyordu. İstihbarat birimleri uzun süren bir takibin ardından iki adres belirledi. Adreslerden biri bizim de şu anda bulunduğumuz Diyarbakır'daki Asri Mezarlığı, Yeniköy Asri Mezarlığı'ndayız. Diğer adres ise Dicle ilçesi. Bu iki adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldı ve operasyonlarda bir noktada bir mezarın yanında toprağa gömülü bombalar ele geçirildi. Biz de şu anda o mezarlıktayız. Hemen kameraman arkadaşım Emrah Kızıl size o noktayı gösterecek. Mezarların yanına toprağa gömülü patlayıcılar, bombalar, yine el bombaları ele geçirildi. Yüklü miktarda patlayıcılardı. Bu patlayıcılardan birinin konserve kutusuna hazırlandığını söyleyebiliriz. Biraz Emrah'la yaklaşalım. Hemen yine konserve kutusunun kapağı da yine mezarlıkta bulunuyor. Polis ekipleri bu mezarların çevresinde arama yaptılar. Yine dedektörler ve iz köpekleriyle birlikte bu noktada yaptıkları aramalarda patlayıcıları, bombaları ele geçirdiler. Tabi patlayıcı olarak plastik patlayıcı Patton kullanılmıştı. Bu Patton'ın tabi C4 ile 1 kilosunun 100 kilo C4 ile eşdeğer olduğunu söylemekte fayda var. Çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Tabi 6 kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler şu anda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi sorguda, sorgularının ardından tabi operasyonun genişleyeceğini düşünüyoruz. İstihbarat birimleri bu yönde çalışmalarını sürdürüyorlar. Patlayıcılar imha edilmek üzere el konuldu tabi. Bu konuda çalışmaları devam ediyor ekiplerin. Buradan aktaracaklarımız bu kadar diyerek sözü yeniden size bırakalım. Mücahit, çok teşekkür ederiz. Diyarbakır'daki o terör operasyonlarına dair tüm detayları Mücahit Yolcu bizimle paylaştı.